Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Hollanda'da maalesef bir kişi polisin göğsüne diziyle bastırması neticesinde hayatını kaybetti. Değerli izleyicilerimiz, olay Hollanda'nın Roon kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken şok tabancası kullandığı ve polis köpeğinin ısırdığı ve bu sırada şüphelinin göğsüne diziyle bastırması neticesinde meydana geldi. Hollanda kamu savcılığı Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada polisin gözaltına aldığı 42 yaşındaki kişinin dün gece hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Açıklamada ilgili birimlerin şüphelinin ölüm sebebi ve gözaltı şartlarına ilişkin inceleme başlattığını belirtti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, bu kişiyle ilgili toplumun huzurunu, çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbarda bulunulduğu iddia ediliyor. Şimdi elbette ki bu kişiliğe ilgili şu oldu, bu oldu diyecek halimiz yok ama şimdi bakın, ben hiçbir zaman Avrupa'da ya da başka bir yerde polisin karışmış olduğu bir olayda polisin haksız olduğunu, polisin orantısız güç kullandığını, şüphelinin ölümüne polisin ya da kolluk kuvvetinin neden olduğunu hiçbir şekilde böyle bir açıklama ne gördüm ne de duydum. Ne polise ne de diğer kolluk kuvvetlerine her ne hikmetse hiçbir şey olmuyor. Hep haksız olan vatandaş. Ben bu olayda bu kişi haklıdır falan demiyorum. Genel bir yorum yapıyorum. Arkadaşlar, hiçbir kolluk kuvvetinin yöneticisi çıkıp şunu söylemiyor. Şunu söyleyemiyor. Evet, bizim kolluk kuvvetimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız işte kimse haksız bir şekilde işlem yapmıştır, orantısız güç kullanmıştır ya da bu kişinin ölümüne neden olmuştur diye bir açıklama görmedim. Hep şu yapılıyor. Soruşturma başlatıldı. Tamam, soruşturma başlat da sonuç ne? Bakın Almanya'da polisler, pek çok polis ırkçılık yapıyor. Orantısız güç kullanıyor. Eğer polis 12 aydan fazla ceza almazsa, meslekten uzaklaştırma cezası almazsa polislikten atılamıyor. Onun için ne yapıyorlar? Pek çok polise, o da çok böyle abartı medyaya yansımışsa olay, 2-3 ay meslekten uzaklaştırma cezası veriyorlar. Ölen ölüyor, acısı yakınlarına kalıyor. Hani sadece bir ülkede değil, dünyanın tamamında böyle. Ya çıkıp yürekli, cesur, ahlaklı bir polis müdürü ya da bir İçişleri Bakanı ya da işte ne bileyim kimse, bu kişilerin yöneticileri çıkıp neden, evet benim kolluk kuvvetim bu kişinin ölümüne neden olmuştur diye açıklama yapmıyor. Tek yaptıkları tek bir açıklama var. Şunu söylüyorlar. Soruşturma başlattık. Soruşturma başlattık. Nasıl bir işse anlamadım. Ya yanlışı savunmak, hani bu doğru bir şey değil. Koca teşkilatlar, herkesin başında bir kişi olacak diye bir şey yok. Ama teşkilatın içerisinde çürük elmalar varsa bu çürük elmaları sepetten alıp atacaksın ki onun çürüklüğü diğerlerine bulaşmasın. Yapmıyorlar. Şimdi Hollanda'da geçen ayda benzer bir olay oldu. Yine aynı şekilde gözaltına alınan bir kişinin göğsüne diziyle, diz kapağıyla bastırdı diye bir kişi daha öldü. O olayla ilgili ne var? Açıklama şu. Soruşturma başlatıldı. Ya soruşturma başlatıldı da sonuç ne? Soruşturma dediğin ne? Çağırıyor adamı. Olay nasıl oldu? Ne var? Adamın üzerinde kamera mı var? Suçlunun ya da şüphelinin. Yok. Polis ne derse onu doğru kabul ediyorlar. Haklı çıkartıyor. Vatandaşı da haklıyken haksız yapıyorlar. Türkiye'de de oluyor. Bütün kolluk kuvvetleri 10 numara mı çalışıyor? Vatandaşa zulmetmeyen, hakaret etmeyen var mı? İçlerinde var tabii ki de, hani genel konuşuyorum. Böyle olaylar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor tabii ki. Ne oluyor? Soruşturma başlattık. Almanya'da da var, Fransa'da da var.
Hollanda'da da var. Ne yapsın millet, üzerinde kamerayla mı gezecek? Bak ben Amerika ile ilgili bir şey anlatayım. Sakın yanlış anlamayın. Övüyor anlamında değil. YouTube'da sizler de görüyorsunuz. Polisin üzerinde bir kamera var değil mi arkadaşlar? Polis kamerası. Birine bir şey sorduğunda, bir olaya gittiğinde falan bu kamera sürekli kayıtta. Değil mi? Bir olay olduğunda polisin üzerindeki bu kamerayı alıyorlar. Bakıyorlar polis nasıl davranmış diye. Değil mi? Nasıl davranmış diye. Böyle bir sistemi niye yapmıyorlar? Soruyorum, Almanya bu sistemi yapamaz mı? Fransa yapamaz mı? Hollanda yapamaz mı? Türkiye yapamaz mı bu sistemi? Ya neyden korkuyorsunuz ya? Neyden korkuyorsunuz kardeşim? Niye yapmıyorsunuz? Al sana delil. Hem savcının işini kolaylaştır, hakimin işini kolaylaştır. Bir olay oluyor. Gidiyor savcıya, ifadeyi bu şekilde veriyor. Ya adam gariban vatandaş. Yol bilmiyor, iz bilmiyor, hukuk bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ne yapsın vatandaş? Ne yapılıyor? Polis hukuku iyi bildiği için böyle oldu, böyle oldu diyor. Adam haklıyken, vatandaş haklıyken adamı haksız çıkartıyorlar. Evet. Savcı ne yapsın? Elinde delil yok. Konuşulanlara göre bir işte şey kuruyor. Dosyayı oluşturuyor. Hakim de ona göre bir karar veriyor. Savcı ne yapsın? Hakim ne yapsın? Ama üzerinde kamera olsa diyecek getir bakalım bu kamera görüntüleri savcı. E o yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Eğer beni yurt dışında izliyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, özellikle de çocuğu olan hanımefendiler yani annelerimiz, 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Artık yurt dışında yaşayan mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar, emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyiniz. Bakın. Biliyorsunuz ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile İstanbul'da bir araya geldim. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor. Bu talebi Özgür Bey'e ilettim. Ve şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünüyor. Bu doğru mu? Bakın, emeklilik herkes için ayrı bir durum. Herkesin devlete ödeyeceği miktar farklı. Vatandaş bunu bilmeden Ali'den, Veli'den, akrabasından, ondan, bundan duyduğuyla diyor ki ben devlete yüksek miktarda para ödemem lazımmış diyor. Bakın Özgür Bey'in söylediği şu. 3.000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5.000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Ne dedik? Herkesin durumu farklı. Önce durumunuzu öğreneceksiniz. Yani hangi kategoridesiniz? Örneğin çocuğu olan hanımefendiler çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar çok kolay emekli oluyor. Sigortası olmayan, hiç girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra ne dedik değerli izleyicilerimiz? Herkesin durumu farklı. Peki ne yapacaksınız? Bakın. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu emeklilikle ilgili mağdur edildi. Birileri sadece emeklilik danışmanlığı vermek için 3-4 bin euro parasını aldı vatandaşımızın. Daha yüksek miktarlar da var. Artık bu dönem bitti. Yurt dışında yaşayan herkesin emekli olması için bir adım atıyoruz. Ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır arkadaşlar. WhatsApp'tan hemen şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazacaksınız. Hemen şimdi. Düşünme zamanı bitti. Geleceğinize dair hem kendinizin hem eşinizin hem de çoluk çocuğunuzun geleceğinize dair bir adım atma zamanı geldi.
Hemen mesajı atacaksınız şu anda. WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Kendileri size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğe emeklilik maaşına ilk adımı atacaksınız. Daha sonra sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir randevu oluşturulacak. Bu randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Norveç, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden Özgür Bey ile canlı olarak görüşeceksiniz. Siz emeklilikle ilgili tüm sorularınızı Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey de sizin bilgilerinizi alıp sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Özgür Bey daha sonra sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeleri verecek, tüm formları dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Kadınlara ayrıca bir indirim var değerli izleyicilerimiz. Eğer hanımlar, evet, eşleriyle beraber danışmanlık hizmeti alırsa %50 indirim hakları var. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama karı koca birlikte bu danışmanlık hizmetinden faydalanmak isterse 180 euro ödeyecek. Yani hanımlara da böyle bir indirim var. Eğer hanımlar tek başına danışmanlık alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına danışmanlık alırsa onlar da 120 ödeyecek. Kıymetli izleyicilerimiz, artık yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 3-4 bin euro danışmanlık ödeme dönemi bitti. Sakın paranızı kimselere kaptırmayın. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Diyorlar ki 3-4 bin euro ödeyin. Size emeklilik danışmanlığı hizmeti verelim. Sakın paranızı kaptırmayın. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Yapacağınız çok basit. Önce kanalımıza abone olacaksınız. Videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basıyorsunuz, bitiyor. Sonra +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır arkadaşlar bu. WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için bu büyük fırsattan yararlanın. Aileler eğer bu emeklilik danışmanlığından yararlanmak isterse onlara ayrıca bir indirim daha var. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'ye bugün gidiyorum desek en az 3-4 bin euro para harcarız. Sadece gittiğimiz geldiğimiz uçak biletimiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan Türkiye'de emekli maaşına kavuşma zamanınız geldi. Özellikle hanımlar, bak sizlere sesleniyorum. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Altını çiziyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, düşünün, bir evde karı koca emeklilik müracaatı yaptı diyelim, emekli oldu. 7-8 bin TL emekli maaşı alsa, karı koca yılda en az 200 bin TL bankaya hesabına yatacak. Az para mı? Birileri şunu söylüyor, diyor ki, işte Türkiye'de emekli maaşı düşük. Arkadaş, sen 7-8 bin lira emekli maaşını beğenmiyor musun? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da ya da diğer tüm ülkelerde hangi ülkede emekli maaşı yüksek, birisi bana söyleyebilir mi? Emekli oluyorsun, her ay bankaya paran yatıyor. Türkiye'ye gittiğin zaman çoluk çocuğunla beraber alıyorsun, paran cebinde, kimseye ihtiyacın yok. Tatilini yapıyorsun, iznini yapıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun, geliyorsun. Daha ne olsun? Sağlıktan, bedavadan, doktordan yararlanma imkanına kavuşuyorsun. Bu da bitmedi. Gelecekte bir gün gelecek, Allah korusun. Hepimiz öleceğiz, kim ölmeyeceğiz? Öldüğümüzde bu maaş çoluk çocuğumuza kalıyor, eşimize kalıyor. Yani emeklilik garanti bir para. Yarın ne olacağını biliyor musunuz? Yok. Ömrümüzün sonuna kadar ödenen bir para. Daha ne olsun? Özellikle hanımlar, tekrar söylüyorum, bu büyük fırsattan istifade edin. Çünkü hanımlarımız, beyler kusura bakmasın, bizim toplumumuzda özellikle erkekler tarafından bilerek ve isteyerek hep geri planda bırakıldı.
Evet. Yaş geçer. Kadınlar ömürlerini kocalarına verirler. Çoluk çocuğuna ömürlerini verirler. Geriye dönüp bakarlar, elde avuçta 5 kuruş yok. Emeklilik bile yok. Onun için özellikle hanımların bu büyük fırsattan istifade etmesini istiyorum. Herkesin Türkiye'de emekli maaşı bankaya yatsın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bizlere güvenerek emeklilik müracaatı yaptı. Hepsinin işlemleri yapıldı. Devam edenler var, emekli olanlar var, maaşı bankaya yatanlar var, kısa bir süre sonra yatacak olanlar var, işlemleri devam edenler var. O nedenle değerli izleyicilerimiz, bu çok cüzi bir miktar olan 120 euroya bu büyük fırsattan dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka istifade edin. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, yok ben emekli olamam dedi gibi cümleleri artık bitiriyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Vakit kaybetmeden, artık düşünme vakti falan değil, artık harekete geçme zamanı. Çok basit. Hemen cep telefonunuza aşağıdaki telefon numarasını kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben, eşim ve çocuklarım birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilik planlaması yapmak istiyorsanız dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsat bir daha elinize geçmeyecek. O nedenle hemen şimdi lütfen harekete geçin. Tüm vatandaşlarımıza, dünyanın pek çok noktasındaki tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.